Ali Karahasanoğlu, Cuma dergisini kapattıran avukat Şahin Mengül'ün ardından. Gönlümüzden geçen ne? Ne kimse bir başkasına haksızlık etme yanlışına düşsün, ne de o haksızlık failin karşısına çıksın. Siz bir başkasına haksızlık ederseniz acımasızca onu susturmaya, yok etmeye çalışırsanız, ister istemez haksızlık ettiğiniz kişilerin de sizin bu tavrınızı ifşa etme hakkı doğar. Konumuz dün vefat eden Şahin Mengül. CNN'de uzun yıllar dindar insanlara yönelik haksız isnatların faili olan Nevşin Mengü'nün de babası. Aynı zamanda göçmen düşmanlığıyla ün salan Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi'nin kurucularından olan avukat Burak Mengü'nün babası. Kendisi de avukattı. Hem de Ankara'nın çok önemli avukatlarından. Onun içindir ki 28 Şubat sürecinde kartel medyası olarak tanımlanan iki zıt kutuptan doğan medyasının da Dinç Bilgin sahipliğindeki sabah grubunun da avukatlığını yapıyordu. 28 Şubat'ta Hürriyet, Milliyet ve diğer doğan medya organlarında CNN, Kanal D gibi TV ekranlarından Sabah gazetesinde ATV'de dindar insanlara yönelik hakaretlerin suç olmadığı aslında bu hakaretleri mağdur görünen kişilerin hak ettiklerini söyleyerek savunmalar yapıp 28 Şubat yargı üyelerinin de zaten teşne oldukları bu savunmalarla haksızlıkların üstünü örttürüyordu. Davaları reddettiriyordu. Basın özgürlüğü diyerek Aydın Doğan, dinç bilginin avukatlığını yaparken sanmayın ki ölümüne samimi bir savunmayı yapıyordu. Bir mahkemenin salonunda basını susturmak istiyorlar hakim bey diyerek Davanın reddini isterken, diğer duruşma salonunda generallere hakaretleri kabul edemeyiz. Cuma dergisinin ibreti alem olması için yüksek miktarda bir tazminata mahkum edilmesini istiyoruz, hakim ediyordu. Hayır, soyut eleştiride bulunmuyorum. Birebir yaşanmış bir olay bu. Yıl 2003 312 genel davasıyla Akit gazetesi susturulmak istenirken benzer tarihlerde Disiplinsiz Paşalar başlıklı kapağı sebebiyle Cuma dergisi yine astronomik tazminat talebiyle mahkemeye veriliyor. Bugünlerde 28 Şubat davasından aldığı kesinleşmiş mahkumiyet cezası sebebiyle cezaevine giren Çetin Doğan Ergenekon davasında ceza alan ancak FETÖ'nün meşru hükümete darbe girişimi sebebiyle yaşanan kaotik ortamdan istifadeyle şimdilik davası sürüncemede kalan Hurşit Talon, yine disiplinsiz açıklamaları, özellikle de o tarihte başbakan koltuğunda oturan Tayyip Erdoğan'a eşine başına açtır bizimle başbakanımız ol şeklinde saygısızca bir teklifte bulunan Tuncer Kılınç. Üçü bir arada Şahin Mengü'yü avukat tutarak Cuma dergisini mahkemeye vermişlerdi. Sebep disiplinsiz paşalar başladı. Oysa kapak yorumlarında her üç generalin de sözleri somut olarak aktarılıyor. Meşru hükümete yönelik açıklamalarının aslında disiplin mesleği olan askeriyede de rahatsızlığa sebebiyet verdiği anlatılıyordu. Gerçekten de o dönemin genelkurmay başkanı Hilmi Özkök, tam da Cuma dergisinin kapağında işlediği üç generalin disiplinsizlik içeren konuşmaları için keşke daha sonra konuşsaydılar ifadeleriyle emeklilikten sonra bu tür konuşmaların yapılabileceğine işaret ediyordu. Cuma dergisinin de kapağında dikkat çektiği husus tam da buydu. Dava açıldı, 28 Şubatçıların açtıkları her davayı gözü kapalı kabul eden Ankara 14. Asya Hukuk Mahkemesi hakimi Şahin Mengü'nün bu direkçisini de kabul etti. 2003 değerleriyle 30 milyon lira tazminata mahkum etti. Derginin neredeyse karı demiyorum, bir yıllık satış değeri kadar bir tazminata mahkum etti ne yapılmak istendiği çok netti. Cuma dergisi kapanmalıydı. Nitekim sadece tazminat kararıyla yetinmedi. Bir de Şahin Mengü'nün büyük becerisiyle tazminatın bankalarca uygulanan en yüksek işletme kredisi faiziyle tahsiline karar verildi. 30 milyon TL yani 6 sıfır atınca 30 bin TL. Bir çırpıda icra emrinde oluverdi. 100 milyon TL yani 100 bin TL biz temiz ettiysek de karşımızdakilerin ne kadar insafsız, ne kadar vicdansız olduklarını göstermek için söylüyorum. Temiz kararını beklemeden yazı işleri müdürünün evini haczettiler. Biz meskeniyet şikayetinde bulunduk. Yani dedik ki borçlunun bir tane evi vardır. Başka evi yoktur. Bu evi de kendisinin sosyal hayatının devamı için zorunlu bir ev değerindedir. Bu evin haczi mümkün değildir.'' Henüz mahkeme kararı kesinleşmediği için ne beklersiniz? Bari yargıtay kararını bekleyelim de sonra bakarız denilmesini. Hayır, Şahin Mengül'ün de, üç generalin de acelesi vardı. Yargıtay kararını beklemeden sanki bir para vermişler de Cuma dergisi yetkilileri de borçlarını kendilerine iade etmemişler gibi büyük bir gattarlıkla icra dosyasındaki işlemleri yürüttüler. Hatta sorumlu müdürün bir tane arabası vardı. Onu bile trafikte yakalatıp yedi emine teslim ettirdiler. Sonra ne oldu? Yargıtay, Cuma dergisinin kapağındaki ifadeler basın özgürlüğünün gereğidir, tazminata gerek yoktur kararı verdi de bir gazetecinin evini sattırmak isteyen üç halle avukatları Şahin Mengü'nün bu isteği neticesiz kaldı. Ki belirtelim, Şahin Mengü'nün kendi kızı da bir gazeteci. Yargıtay kısmını kısa kestime bakmayın. Önce dördüncü daire bozma kararı verdi. Ama yerel mahkemedeki hakim o kadar katmerli bir 28 Şubatçıydı ki Yargıtay'ın bozma kararını reddetti. Dosya tekrar hukuk genel kuruluna gitti. Hatta önce usulü eksiklik sebebiyle bozma. Ve en nihayetinde tazminat gerektiren bir husus yoktur diye son karar verildi. Bu yargılama ne kadar sürdü? Tam 13 yıl. 13 yıl boyunca Şahin Mengü ensemizde boza pişirdi. Cuma dergisi kapandı ama o pes etmedi. Sorumlular hakkında davayı sürdürdü, icraları takip etti. Gazeteci kimliği taşıyan, yazı işleri müdürünün köyündeki babadan kalma hisseli tarlasını bile almaya kalktı. Ve bugüne geldik. Şimdi soruyorum, değdi mi Şahin Bey? Ben sizi vicdanlı bir hukukçuydu diye ansaydım kötü mü olurdu? Siz bu gattarlıkları bize yapmamış olsaydınız, o açtığınız davalar sebebiyle bize borçlu ölmeseydiniz, kötü mü olurdu?